Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Aslı Çiçek. Ana haber bülteniyle ve günlüğüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habib Murat Alp'in şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe Kilit Harekat bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Saldırı sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habib Murat Alp şehit oldu. Açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimiz Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi. Şehit Astsubay Çavuş Habib Murat Alp'in acı haberi Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Dünya motokrosun kalbi Afyonkarahisar'da atıyor. 7-8 Eylül'de Afyon Motorsporları Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye tanıtım toplantısı yapıldı. Şöyle bir dakika. Ay çarptık işte sizin. Dünya spor şehri Afyonkarahisar'da toplanıyor. 7-8 Eylül'de Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Motor Cross Şampiyonası MXGP Türkiye Tanıtım Toplantısı İl Protokolü'nün tam kadro katılımlarıyla yapıldı. İlk olarak tanıtım videoları izlendikten sonra protokol konuşmalarına geçildi. Türkiye Motorsiklet Federasyonu AS Başkanı Mahmut Nedim Akülke destek gösteren herkese teşekkür etti. Bizimle bu süreçte birlikte çalıştığımız bakanlarımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımıza, Afyonkarahisar'ımızın tüm STK'larına, medyamıza ve bizi yalnız bırakmayarak rekor kırdıran başta Afyonkarahisar halkına ve motosiklet camiasına çok teşekkür ediyoruz. NG Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güralgül, NG Afyon olarak bulundukları lokasyonun değerlerini ön plana çıkarmak en büyük hedeflerinin olduğunu vurguladı. NG Afyon olarak bulunduğumuz lokasyonun değerlerini ön plana çıkarmak, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklemek ve şehrimizin kalkınmasına katkıda bulunmak en büyük hedefimizdir. Ayrıca termal turizminin önemini vurgulayarak şehrimizin bu alanda da öne çıkmasını sağlamak yine hedeflerimizin başında gelmektedir. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, binlerce sporseverleri ağırlamaya hazırlandıklarını dile getirdi. Eylül ayında Dünya Motocross Şampiyonası ve MotoFest bir kez daha Afyonkarahisar'ımızda düzenlenecek. Biz misafirperverliğimizle bir kez daha binlerce sporseveri ağırlamaya hazırlanıyoruz. Dünya Motocross Şampiyonası ve MotoFest gibi prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapmamız Afyonkarahisar'ımızın spor ve turizmi bir arada sürdürebileceğini de kanıtlamaktadır. Programa katılım gösteren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Hasan Arslan, İbrahim Yurdunu Seven, Ali Özkaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak hayırlara vesile olmasını diledi. Kanal 3 mikrofonlarına özel konuşan Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı ise çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde bu yıl 6. yılımız ama 7. yarışlarımız gerçekleşmiş olacak. İnşallah biz bununla ilgili hem valiliğimiz, belediyemiz, Türkiye Motosiklet Federasyonu birlikte çalışmalarımızı sahada her zamanki, her yılki özveriyle, gayretle devam ettiriyoruz. Bunun yanında tabii katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanlığımızın himayeleri dışında Gençlik Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilatımız var. Yine basınımızın, biliyorsunuz TürkSat'ın çok büyük destekleri var. Çünkü TürkSat sayesinde bilindiği gibi 3,5 milyar potansiyel dünya çapında izleyiciye ulaşma imkanı oluyor bu şampiyonanın. Aynı zamanda 180 ayrı ülkede canlı yayınlarla bu yarışlar veriliyor.
AK Parti 14 Ağustos'ta 23. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Yıl dönümü için Ankara'da geniş katılımlı bir program düzenlenecek. Bu yılki kuruluş yıl dönümü için slogan, umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Parti olarak belirlendi. Türk siyasi tarihine 2001'de yazıldı AK Parti'nin adı. Üst üste girdiği seçimlerden yıllarca tek başına iktidar olarak çıktı. AK Parti'nin kuruluşunun üzerinden tam 23 yıl geçti. İktidar Partisi 14 Ağustos'ta kuruluşunun 23. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu yılki kuruluş yıl dönümü için slogan da belirlendi. 23. kuruluş yıl dönümü sloganı, umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Parti oldu. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı hazırlıkları tamamladı. Kuruluş yıl dönümü için bakanlar, milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve kurucuların da katılacağı dev bir organizasyon yapılacak. Yıl dönümü etkinliğinin adresi AK Parti Kongre Merkezi olacak. AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmış. Etkinlik için yaklaşık 1500 kişiye davetiye gönderildi. Programa sanat ve spor dünyasından tanınan isimler de katılacak. Ankara'da yapılan kutlamaya eş zamanlı olarak tüm illerde etkinlik organize edildi. AK Parti teşkilatları 81 ilde ayrı ayrı programlar düzenleyecek. Etkinlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramı hatırlatılacak. Sahnede Gazze için ayrı bir parantez açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kuruluş yıl dönümünde kürsüde olacak. Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadelesi devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne taciz ateşi açtı. Mehmetçik, huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen teröristlere geçit vermedi. 4 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Haberi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşıma teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor notu düşüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na 28. yasama döneminde 10 bini aşkın başvuru yapıldı. Vatandaşlardan birbirinden ilginç talep ve şikayetler geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na 15 Mayıs 2023'ten bu yana 10.660 başvuru yapıldı. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırıldı. Vatandaşların parlamentoya ilettiği talep ve şikayetler arasında dikkat çekici olanlar da vardı. Komisyona başvuran bir vatandaş, ülke genelinde içecekler için cam şişe kullanılmasının yasaklanmasını istedi. Bir başkası, toplu ulaşım ücretlerinin yolcuların ağırlığına göre belirlenmesini önerdi. Bedelli askerlik ücretinin asgari ücrete göre belirlenmesi veya zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması talep edildi. Açık alanda sigara içilmesinin yasaklanması da komisyona iletilen ilginç istekler arasında. Türkiye'den beklenen hamle geldi. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Lahey'de divana sundu. Bugün tarihi bir gün. Şu anda Uluslararası Adalet Divanı'nın önündeyiz. Az sonra Sayın Lahey Büyükelçimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetimiz, hukuk heyetimizle birlikte Uluslararası Adalet Divanı'na Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açmış olduğu Birleşmiş Milletler Uluslararası Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesindeki bu soykırım davasına Türkiye olarak müdahil olacağız. Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti soykırım davasında müdahillik beyanını sundu.
Büyükelçi Selçuk Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Anayasa Komisyonu Üyesi ve Denizli Milletvekili Cihat Özkan'dan oluşan heyet, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına Türkiye'nin müdahillik bildirimini teslim etti. Türkiye böylece Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 7. ülke oldu. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasının yanında olduğunu, bundan önce olduğu gibi bugün de, bundan sonra da Filistin devleti kurulana kadar 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bütünleşik coğrafyaya sahip Filistin devleti kurulana kadar ve Filistin özgürleşene kadar Türkiye bu davanın ve haklı Filistin davasının takipçisi olacaktır. Soykırıma karşı olduğunu, Türkiye insan haklarından yana olduğunu böylece en yüksek sesle Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha dünyaya ilan edecektir. İsrail'e karşı soykırım davası Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika tarafından 29 Aralık 2023'te açıldı. Peki Türkiye'nin müdahilliğine ilişkin hukuki süreç nasıl işleyecek? Kurallara göre divan, müdahillik beyanını görülmekte olan davanın tarafları olan Güney Afrika Cumhuriyeti ve İsrail'e bildirerek yazılı gözlemlerini isteyecek. Divan, kabul edilebilirliğe ilişkin kararını gerekmesi halinde sözlü duruşma tertip ederek verecek. Davanın tarafları müdahillik beyanına ilişkin gözlemlerini yazılı olarak sunabilecek. Yazılı taraf gözlemler alınması halinde Türkiye'nin karşı gözlemlerini yazılı olarak sunma hakkı saklı bulunuyor. Dava sürecinin ne zaman sonuçlanacağı merak konusu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 29 Aralık 2023 tarihli başvurusuyla başlayan süreçte divan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin davaya görüş sunması için son tarih olarak 28 Ekim 2024'ü belirledi. İsrail'in karşı görüşünü sunması için son tarihte 28 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Divanın bugüne kadarki içtihadı göz önünde bulundurulduğunda dava sürecinin 4-5 yıl sürebileceği değerlendiriliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların başarılı olması için bütçe imkanlarını zorladıklarını söyledi. Bolat, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan 5 milyar lira ek bütçe talep ettiklerini duyurdu. Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliği taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın 6.sı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Bakan Bolat da Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu olan fuarın açılışında konuştu. Bolat, ihracatçıları her an desteklediklerini söyledi. Bakanlık olarak şunu bilin ki bütün bütçemizle bakanlık teşkilatı olarak kurmaylarımızla, mevzuatla her daim yanınızda olacağız. İhracatçılarımızın başarılı olması için bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorluyor ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. İhracatçıları sevindirecek ek bütçenin de müjdesini verdi Bakan Bolat. Yılbaşında bizim bütçemiz 38 milyardı. Biz bütçemizin %60'ını ihracat desteklerine ayırmıştık. Size ayırdığımız bütçeyi daha da arttırmak için Strateji Bütçe Başkanlığı'ndan ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'deki güncel kurun sabit kalmasının ihracatçının rekabet gücünü azalttığına işaret ederek girdi maliyetleriyle döviz kurunu dengelemek durumundayız dedi. İhracatçı için kısa vadede tek bir çözüm öngörüyoruz. Girdi maliyetleriyle döviz kurunu dengelemek durumundayız. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe bu cümleleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da olduğu toplantıda dile getirdi. İhracatçılar rekabet gücünün artması için döviz kurunun TL karşısında girdi maliyetleriyle orantılı yükselmesini istiyor. Aksi halde rekabet zorlaşıyor. Girdi maliyetleri ve kur arasında dengesizlik devam ettikçe ihracatçı oyundan düşüyor. Bu durumun en büyük örneklerinden biri de Türkiye'nin rakiplerinden daha pahalı ürün satması. Türkiye'de üretim maliyetlerimiz yüksek. Asya'daki rakiplerimizden dolar bazında %40-50
pahalı durumundayız. Avrupa'daki bazı ülkelerden ise %15 ile %20 arasında. Hal böyleyken ihracatçının rekabet edecek gücü kalmıyor. Türkiye artık pahalı durumundan çıkıp neredeyse çok çok pahalı durumuna gelmiş durumda. Birçok sektörde fiyat tutturmada zorlanıyoruz. Dolayısıyla günden güne rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Talepleri ise kendileri için döviz kurunun dengeli seviyeye çıkması. İhracatçı için kısa vadede tek bir çözüm öngörüyoruz. Girdi maliyetleriyle döviz kurunu dengelemek durumundayız. Mustafa Gültepe basın mensuplarıyla yaptığı bir toplantıda da bu durumu dile getirdi. Enflasyonla kur arasındaki makas aralığına dikkat çekti, dövizin seviyesini eleştirdi. Asıl nokta enflasyon olunca sanayi tarafı biraz unutuldu. Türkiye'de şu an en ucuz şey döviz. Bizim istediğimiz bir yılda 100 birimlik ürün 40 puan artıyorsa kurun da o seviyede artması. Olacaksa bir anda olsun, düşecekse de düşsün. Sürüncemeye gerek yok. İhracatta %10 büyüme hedefimiz var. Bunun için enflasyonla kurun arasındaki makasın belli bir seviyede olması lazım. Türkiye hava savunması için önemli bir proje başlatıyor. Savunma Sanayi İcra Komitesi Çelik Kubbe sistemini karara bağladı. Çelik Kubbe yapay zeka destekli olacak. Sadece belli bir bölgede değil, yurt genelinde hava savunmasını sağlayacak. Türk hava sahasına giren tüm tehditleri her irtifadan bertaraf edebilecek. Türkiye'den hava savunma sistemi için kritik hamle geldi. Savunma Sanayi İcra Komitesi Çelik Kubbe sistemini karara bağladı. Toplantının ardından Çelik Kubbe'ye ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, katmanlı savunma sistemlerimizle tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak hareket merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir. Çelik Kubbe, Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK, SAGE ve makine ve kimya endüstrisi firmalarının ortaklaşa çalışmasıyla yürütülecek. Haluk Görgün, Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik 56 proje karara bağlandı. Bunların içinde kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, 2024 Emekliler Yılı kapsamında işbirliği protokolleri imzaladı. Emeklilerin alım gücünü iyileştirmek için yeni destekleri hayata geçirdi. Ancak emekliler yapılan desteklerden çok maaşlarının iyileştirilmesini istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'da bazı bankalarla işbirliğine vardı ve %5 ile %30 arasında indirimler var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bakın, ben emekliyim. Bu indirimlerden hiçbir haberim yok. Ben şimdi işim gücüm yok. SGK hangi firmayla şey yaptı? Ay, o da yaptıkları indirim %20'dir, %25'tir. Bu bir fiyasko. Emeklilere parayı vermemek için. 2024 Emekliler Yılı olarak ilan edildi. Emekliler için destekler açıklanmaya başlandı. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, 5'i kamu olmak üzere toplam 14 banka arasında işbirliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda 81 ilde 4123 firmayla indirim ve avantaj anlaşması yapıldı. Emeklilere kasap, optikçi, sosyal tesisler, eczaneler gibi onlarca farklı sektörde indirim sunuldu. İndirim oranları %5 ila 15 arasında değişiyor. Avantajların rahatça takip edilebilmesi için de emekliler.gov.tr sitesi hayata geçirildi. Emeklilerse söz konusu indirimlerden memnun kalmadı. Emeklilerin talebi indirim değil, maaşlarına zam oldu. Emeklilere 2500 liralık bir zam yaptı ve bunun haricinde Sosyal Güvenlik Kurumu bankalarla anlaşma yaparak bazı kurum ve kuruluşlarda %5 ile %30 arasında bir indirime gitti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vahim bir şey yani. Hiçbir şey değiştirmeyecek tabii ki. Yani bakın, bütün mesele fiyat indirimi değil. Bütün mesele alım gücünün, satın alma gücünün yüksek olması. Eğer bu sağlanamıyorsa, dolayısıyla da hiçbir şekilde sizin yapacağınız küçük indirimlerin hiçbir faydası olmayacaktır.
Yani emekli kasaba giremiyor ki zaten. Gözlük alamıyor ki, tiyatro diyor bilmem, tatile gitsin yurtlarda kalsın diyor. Emekli zaten evinden çıkamıyor. Yani sen sana bir şeyler söylüyorsun. Ne var ya? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yarın enflasyon raporu 2024'ün 3. bilgilendirme toplantısını gerçekleştirecek. Başkan Fatih Karahan yıl sonu enflasyon beklentisini açıklayacak, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Merkez Bankası her yıl 3 aylık aralıklarla enflasyon raporunu sunuyor. Bu yılda enflasyon raporu bilgilendirme toplantısının üçüncüsü Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenecek. Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankanın görüşünü sunan bir sunum yapacak. Ayrıca Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisini de açıklayacak. İlk ve ikinci toplantıda Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisini %38'de sabit bırakmıştı. Daha sonra toplantı, Karahan'ın basın mensuplarının sorularını yanıtladığı soru-cevap bölümüyle devam edecek. E-Devlet kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada dijitalleşme süreçlerini hızlandıracaklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması toplantısına katıldı. E-Devlet kapısında yeni tasarlanan hizmetleri anlattı. E-Devlet kapısının 1 Ağustos 2024 itibarıyla 66 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaştığını söyleyen Cevdet Yılmaz, Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun %96'sının E-Devlet kapısı kullanıcısı olduğunu kaydetti. Yılmaz, ülkede dijital okuryazarlığın yükselişte olduğuna dikkat çekti. 66 milyon kullanıcı ile Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun %96'sı bugün E-Devlet kapısının kullanıcısıdır. Artık bu alanda çok fazla ilerleme kaydedecek alanımız kalmadı. Neredeyse toplumun tamamını kapsamış durumdayız. Bu rakam ülkemizde dijital okuryazarlığın yükselişte olduğunu da göstermektedir. Türkiye E-Devlet kapısı sadece niceliksel bir büyüme ile değil, niteliksel gelişimi ile de gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir. Yılmaz, kira kontratları ile ilgili getirilen yenilik hakkında bilgi verdi. E-Devlet kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapabilecekler. Bu da gündemimizde olan önemli bir hizmet. Artık kira sözleşmelerinin bir nüshası, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde E-Devlet sisteminde yer alan kira sözleşmesi bilgi sistemine kaydedilecek. Sözleşme kayıtları vergi dairesine bildirmiş sayılacak. Eleştirilerin odağında olan Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon hesaplamalarına yönelik eleştirilere cevap verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, TÜİK dünyadaki en şeffaf resmi istatistik kurumlarından biridir denildi. Gelelim bir başka rezalete. TÜİK, Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun rakamlarına. Türkiye İstatistik Kurumu yıllardır eleştirilerin odağında. Ekonomi üzerine köşe yazısı yayımlayan sektör temsilcileri de TÜİK'in verileri üzerinden şeffaflığını eleştiriyor. Enflasyon sepetinde nelerin yer aldığını açıklamadığı gerekçesiyle gündemden düşmeyen TÜİK'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklama yazılı olarak yapıldı. Köşe yazarlarının yaptıkları hesaplamalarda hatalı çıkarımlar yaptıklarını savundu TÜİK. Değişimleri uluslararası beklentilere en uygun biçimde kamuoyuna paylaştığını ifade etti. Şeffaflık konusunda yapılan eleştirileri reddetti. TÜFE sepetindeki değişim oranları her ay 12 ana harcama grubu, 43 harcama grubu, 90 alt harcama grubu ve 143 temel başlık düzeyinde yayımlanmaktadır. Eurostat tarafından yayımlanması beklenen en detaylı düzey ise temel başlık düzeyidir. Kurumumuz tarafından temel başlık düzeyinde endeks değişimleri, uluslararası beklentilere en uygun biçimde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu bağlamda TÜİK, dünyadaki en şeffaf resmi istatistik kurumlarından biridir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump karşısında adaylığı resmileşen Demokratların adayı Kamala Harris ilk seçim mitingini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden yaklaşık 5 hafta önce seçim propagandası amacıyla bir televizyon kanalında kozlarını paylaşmıştı. Biden sergilediği kötü performanstan sonra kendi partisi tarafından çekilme baskısı altında kalmıştı. Amerika Başkanı Joe Biden seçime 4 ay kala Demokrat Parti'nin başkan adaylığından çekildiğini duyurmuş, başkan adaylığı içinde yardımcısı Kamala Harris'i işaret etmişti. Harris geçtiğimiz günlerde aday olabilmesi için gereken yeterli delege sayısına ulaştı, Demokrat Parti'nin başkan adayı oldu. Harris, başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota valisi Tim Walz'u seçti. Pensilvanya'nın Philadelphia kentinde düzenlenen ilk seçim mitinginde de sahneye Walz'la çıktı. Büyük kalabalığın izlediği mitingde Harris, Tim Walz'u Amerika'nın hak ettiği başkan yardımcısı sloganıyla duyurdu. Milliyetçi Hareket Partili İzzet Ulvi Önter ve Semih Yalçın, Ankara'da öldürülen eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine Ateş'i ifade vermeye çağırdı. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davanın duruşmasında 4 MHP yöneticisinin adını vermişti Ayşe Ateş. O isimlerden ikisi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayşe Ateş ifadeye çağrıldı. 30 Aralık 2022'de eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin ardından dava süreci gündemdeki yerini koruyor. Cinayete ilişkin Ateş'in duruşmada verdiği 4 isimden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayşe Ateş, Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından şikayet üzerine ifadeye çağrıldı. Bu suça karışıp bunun dışında... Ateş, gelişmeyi kendi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kendisine gönderilen dilekçeyi paylaşarak duruma tepki gösterdi. İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysa duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle. Bangladeş'te bir süredir devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından siyasi ortam durulmaya başladı. Ülkede kurulan geçiş hükümetinin başına Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus atandı. Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar esnasında Başbakan Şeyh Hasina'nın ülkeyi terk etmesi geçiş hükümeti kurulmasına neden olmuştu. Geçici hükümetin başına Nobel Barış Ödüllü ekonomist Muhammed Yunus getirildi. 84 yaşındaki Muhammed Yunus, Bangladeş'te haftalardır devam eden ve yüzden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan eylemdeki öğrenciler tarafından destekleniyor. Hasina tarafından rakip olarak görülen ve yoksulların bankacısı olarak anılan Yunus, mikrofinans sisteminin öncüsü olarak biliniyor. Muhammed Yunus, kurmuş olduğu Grameen Bankası ve öncü çalışmalarından dolayı 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Yunus'un ülkedeki siyasi gerilimi azaltması ve yeni seçimler öncesi tarafsız bir ortam oluşturması bekleniyor. Uluslararası itibara sahip olan Yunus'un bu süreçte Bangladeş'e olan güveni artacağı tahmin ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, kendilerini kurul ya da başka bir kurum çalışanı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu. Ayrıca özel bankalarda Instagram'a girişin engellenmesi dolayısıyla artan VPN kullanımına karşı kullanıcılarını uyardı. Artan siber dolandırıcılıklara karşı kurumlar kullanıcılarını dikkatli olmaya çağırıyor. Yeni bir uyarı da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Kurul, personelinin vatandaşlardan IBAN ya da para gönderilmesini istemeyeceğini hatırlattı.
Kurulumuz personelinin adını ya da farklı ünvanları kullanan kişilerce vatandaşlarımızdan haklarında kurulumuzca idari para cezası uygulandığı veya kumar borcu sebebiyle veya kurulumuzun arabuluculuk faaliyetleri yürütmesi dolayısıyla veyahut burada sayılmayan herhangi bir sebeple para gönderilmesinin istendiği yönünde bilgi edinilmiştir. Bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar etmeyiniz. Özel bankalarda kullanıcılarını uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi ise Instagram'ın kapalı olması nedeniyle artan VPN kullanımı. Sosyal medya ve internet erişimlerinde kullanılabilen VPN uygulamalarının adları ile oluşturulan sahte site ve uygulamalara karşı dikkatli olmanız gerektiğini belirtmek isteriz. Cihazınıza erişilerek adınıza işlem yapılmaması için korsan maç, film ve dizi yayını yapan uygulamaları indirmemeniz ve resmi uygulamaları kullanmanız gerektiğini de hatırlatırız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Kuyu 15 operasyonlarında 30 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Kırklareli merkezli 4 ilde elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Karatay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki ayrı organize suç örgütüne yönelik Kuyu 15 operasyonları düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Karatay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik operasyonların düzenlendiğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler." ifadelerini kullandı. İlk belirlemelere göre 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya şu bilgileri verdi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Otomobil kullanıyorsanız hızınızı zaman zaman yavaşlatmak zorunda kalabilirsiniz. Hızınızı nerede yavaşlatacağınız uyarı levhalarıyla size bildiriliyor. Hızınızı yavaşlatıp yavaşlatmadığınızın denetimleri ise elektronik denetleme sistemleriyle kontrol ediliyor. Bu haberimizde bu sistemin nasıl çalıştığını merak eden seyircilerimiz için bakın elektronik denetleme sistemi yani EDS'ler nasıl çalışıyor. Bazı noktalarda hızımızı düşürmek için elektronik denetim sistemi mevcut. Peki bunların çalışma prensipleri ne? Peki nelere dikkat etmeliyiz? Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı elektronik denetlemede görevli kıdemli baş polis memuru Hakan Çetin cevaplıyor. Elektronik denetleme sistemleri sorumluluk olduğu bölgemizdeki yollarda trafik güvenliğini ve düzenini sağlamak için kurulmuş elektronik denetleme sistemleridir. Bunlar bizim belediye ve şirket ortaklığı kullanan elektronik denetleme sistemleri. Sağımızda Kızılören EDS, Kılıçarslan EDS, Naztepe EDS, Düzağacı EDS, Seydirer EDS ve Derişin EDS olarak 6 tane faal EDS'miz bulunmaktadır. Ayrıca Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait EDS'lerimizde kurulum çalışmaları devam etmektedir. EDS'lerin kurulum ve çalışma sistemleri anlık ve ortalama hız olarak ikiye ayrılıyor. Anlık hız sistemlerinde EDS kurulu olan noktada araçların hızı anlık olarak ölçülüp sistem olarak bize atılıyor. Araç hızları orada belirlenen trafik komisyonu kararıyla belirlenen hızların ortalamasına alınarak hız ihlali yapan araçlara cezaları tarafımızdan gönderiliyor. Ortalama hız olan yerlerdeki tespitlerde araç giriş ve çıkış kameraları arasındaki ortalama hızını neyse onu belirliyor. Araç eğer 80'likte bulunduğu yerlerde 80'den girip ortalaması 80'den çıkması gerekiyor.
Bazı vatandaşlarımız bunu EDS sadece giriş kamerasından geçtik biz kurtardık gibi algılasa da bunun ortalaması alındığından cezaya maruz kalabiliyorlar. Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kaldı. Öğrencileri de kiralık ev arayışı sardı. Darboğaz'da yüksek fiyatları gören öğrenciler çareyi ortak eve çıkmakta buldu. Üniversitelerin açılması için geri sayım başladı. Okumak için farklı bir şehre gidecek öğrencileri şimdiden ev bulma telaşı sardı. Emlakçılara göre öğrenciler için en pahalı şehirlerden biri olan Antalya'da ev kiraları bir yılda ikiye katlandı. Antalya'mız şu anda tabii İstanbul buradan biraz daha pahalı ama biz ikinci veya üçüncü sıraya geliriz diye düşünüyorum. Geçen seneki ev kiraları ortama 10 lira civarlarında 11-12 liraya kadar gidiyordu. Şimdi 15-16, 17-18 gibi rakamlar yükselmeye başladı. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi nedenler Antalya'daki emlak balonunu iyiden iyiye şişirdi. Yüksek kiralar yalnızca Antalyalıların değil farklı şehirden okumaya gelen öğrencilerin de belini büktü. Normalde daireye çıkacaktık. Hani peder çok pahalı dedi diye oradayız. Piyasanın yüksek olduğunu düşünüyoruz öğrenciler için. Antalya'ya gelen öğrencilerin en az 15 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Şu an düzgün yani böyle sıfır eşyalı dairelerimiz 15 bin bandından başlıyor. Bu 20 bin liraya kadar değişiyor. Fiyatlar bu kadar yükselince tek başına eve çıkmaya gücü yetmeyen öğrenciler çözümü ortak eve çıkmakta buldu. Bizim en çok yani gelen müşterimiz hep böyle iki kişi kalma üzerinde. Kaç kişi kalıyorsunuz evde? Üç kişi kalıyoruz. Kaç kişi kalıyorsunuz? İki kişi kalıyoruz. Antalya'daki emlakçılara göre kiraların bu kadar yükselmesinin sebebi savaş ve enflasyon. Kars'ta 13 yaşında bir çocuk başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Bir çocuk daha başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Bu kez olayın adresi Kars oldu. 13 yaşındaki Şiar Munzur Türlü, Halitpaşa mahallesindeki dedesinin evinden abisiyle çıktı. Bir süre yürüdükten sonra sokağa gelen çocuk, başıboş köpek ile karşılaştı. Saldırıda yere düşen çocuk, iki el bileğinden ve burnundan yaralandı. Çocuğun bağırışlarını duyan çevredekiler yardıma koşup başıboş köpeği olay yerinden uzaklaştırdı. Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı çocuk tedavisinin ardından taburcu oldu. 13 yaşındaki Şiar Munzur Türlü daha önce de başka bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Türlü, "Mahallede çok köpek oluyor. Daha önce de böyle bir durum yaşadım. Çantamı köpeğe atmasaydım orada da o köpek beni parçalayabilirdi." şeklinde konuştu. Nevşehir'de hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan baba ve oğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza Nevşehir Kayseri Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Yolumuzdan geliyorduk bu arkadaş karşıya geçti. Öbür taraftan. Evet. Avanos'tan Nevşehir istikametine giden Nurullah Uçman idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek Cavit Karakuyu idaresindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kafa kafaya girdi. Senin araba hangisi? Sen nereye gidiyordun? Kayseri'ye gidiyordum ben. Aşağıya doğru? Evet. Bu karşıya geçti. Buraya geçti. Kazada minibüs takla atarken hafif ticari araç da yanmaya başladı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Minibüsteki kişilerin Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğün için gittikleri öğrenildi. Kazada yaralanan ikisi ağır 13 kişi de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Nurullah Uçman ve araçta bulunan oğlu Ahmet Uçman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen genç çift yaşamını yitirmişti. Onlardan geriye ise düğünlerinde çekilen kareler kaldı. Geriye bu mutlu kareler kaldı.
Türkiye onlara ağladı bu hafta. Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 23 yaşındaki Göncek Köyü imamı Mustafa Özer ve 22 yaşındaki eşi Havanur Özer yaşamını yitirmişti. Düğünlerinden dönen genç çiftin mutlu anları ise kameralara yansıdı. Ölüm onları ayırıncaya kadar söz verdiler birbirlerine. Hayatlarını birleştirdiler ama olmadı. Yeni hayatlarına başlamadan çıktıkları yolda onları ölüm bile ayıramadı. Onlara dair kalan bu görüntüler yürekleri dağladı. Hayatlarını kaybeden gelinle damadın cenazeleri Yataklı Köyü'nde toprağa verildi. Allahu Ekber! Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan lise öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz genç kız son yolculuğuna uğurlandı. Söke, Kuşadası Karayolu'nda 23 Temmuz'da bir otomobil, Granta mevkisinde kontrolünü kaybedip karşı şeride geçerek Engin Efe İşbilen'in kullandığı otomobille çarpışmıştı. Sürücüler ve yaralılar hastaneye kaldırılmış, sürücü İşbilen hayatını kaybetmişti. Bu kazada yaralanan Ayüce Nas Polat, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İncirli Ova Spor Lisesi öğrencisi Polat'ın Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Kulübü'nün kız futbol takımı oyuncusu olduğu öğrenildi. Ayüce Nas Polat için Söke Hacılar Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze kılınan namazın ardından Söke Asri Mezarlığı'na defnedildi. Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Aydın'da kuraklık ve susuzluk nedeniyle tarım sektörü alarm vermeye başladı. Küresel iklim krizinin en etkili hissedildiği bölgelerden biri olan ve dünyanın en fazla, en kaliteli incirinin yetiştiği Aydın'da incir ağaçları henüz meyvelerini vermeden kurumaya başladı. Kurumanın düşük yağışlardan değil, artık bölgede kış soğuklarının yaşanmamasından kaynaklandığı belirtildi. Türkiye'nin üretiminde dünyada lider olduğu ürünlerin başında yer alan ve Aydın'ın milli meyvesi olarak bilinen kuru incir, küresel iklim krizine yenik düşmeye başladı. 2023-2024 yağış sezonunda Aydın'da metrekareye yaklaşık 700 kilogram yağış düşmesine rağmen neredeyse kış mevsiminin hiç yaşanmadığı bölgede ağaçlar kuraklığa dayanamayarak kurumaya başladı. Geçen yıl bunlar iyiydi. Yemeyle gidiyor, çıkabilirdi. Yani bu yıl olumlaşmada yemiş. Durak yere gidiyor. İçe fert. Ağaçlar gidiyor. Zaten görünüşü belli. Geçen yıllarda sulanarak ayakta kalması sağlanan ağaçlar bu yıl sulama kanallarında derelerde bir damla su olmaması nedeniyle sulanamadı. Sıkıntının her geçen gün artarak devam ettiğini belirten üreticiler, tek ümitlerinin yağmur olduğunu, aksi takdirde önümüzdeki aylarda milyonlarca ağacın kurumasından endişe ettiklerini belirttiler. Bu fidanlar niye kurutacağım böyle? Şaşırır. Kurak mı buyum? Tabii. Kaç yaşındasınız? 80. Peki ne zamanları gördünüz böyle kuraklık? 68'de gördüm oğlum. 96'da gördüm. Şu anda sulama kanallarından bir damla suyun akmadığı bölgede dereler bile kurudu. İncir bahçelerinde ağaçların yapraklarını 4 ay önce dökmeye başladığı gözlendi. Son aylarda artan hava sıcaklıkları herkesi bunaltmaya devam ediyor. Peki bu sıcak havalarda kaliteli bir uyku için neler yapmalıyız? Uzmanlar açıkladı. Havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Serin günlere hasret kaldığımız bu günlerde kaliteli bir uyku için ne yapmalıyız? Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü uzmanı ve uyku merkezi sorumlusu Profesör Doktor Vural Fidan önerilerde bulundu.
Oda sıcaklığının 22 derecenin üzerine çıkmaması için soğutma sistemlerinin uyku modlarının kullanılabileceğini belirten Profesör Fidan, uyku hijyenini sağlamamız lazım dedi. Uykuya başlama süreci ve devam ettirmeyi sağlayabilmek için biraz önce de söylemiş olduğumuz şekilde uyku hijyenini sağlamamız lazım. Bunların başında gelen bir tanesi de ne yazık ki bulunduğumuz ortamdaki sıcaklıktır. Bulunduğumuz ortamdaki sıcaklığın ortalama 22 derecenin üzerinde olduğu durumlarda uykunun hem kalitesi hem süresi oldukça hasar görmekte ve zarar görmektedir. Bununla ilgili olarak bunu normalize edebilmek yani sağlayabilmek için iklimlendirme ürünlerinden klima, havalandırma ürünleri de dahil olmak üzere bazı cihazlardan faydalanmamız mümkün. Özellikle akşamları sıcak zamanlarda uykumuzu daha rahat alabilmemiz için cihazların uyku modları vardır. Bu uyku modlarında bu cihazları kullanmamız mümkün. Özellikle kafeinli içeceklerin tüketiminin de uykuya dalmayı zorlaştırdığını belirten Fidan, uyumadan bir saat önce ılık süt tüketiminin önemli olduğunu söyledi. Uyku sürecinde özellikle sorun yaşayan, dalma ve devam ettirme sorunu yaşayan kişilerde çay, kahve ve kafeinli gıdaların tüketilmesini biz çok fazla istemiyoruz. Özellikle öğleden sonraki süreçlerde. Çaydaki teofilin, kahvedeki kafein dediğimiz maddeler ve kafeinli içecekler, gıdalar ne yazık ki kişinin uykusunu bozmakta, uykuya dalmasını zorlaştırmaktadır. Uyku esnasında giyilen kıyafetlerin de uyku kalitesinde bir etken olduğunu belirtti Fidan. Özellikle yattığımız ortamda kullanmış olduğumuz ürünler veya giymiş olduğumuz pijama tarzındaki malzemelerin de belli özelliklerde olması lazım. Sentetik malzemeleri kullanmamamız bizim için daha iyi olacaktır. Pamuklu ürünleri tercih etmemiz yine bizim için daha sağlıklı olacaktır. Antalya'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek mahsur kalan başıboş bir sokak köpeği itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olay Demre ilçesine bağlı Yavu mahallesinde yaşandı. Kuyudan köpeğin havlama seslerini duyan mahalle muhtarı Süleyman Karakaş 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Köşede sıkıntı yok ya, kesiklerdir zaten. İçinde az miktarda su bulunan kuyudaki köpek için bölgeye itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede gelen ekipler kuyuya halat yardımıyla indi. Aşağı inebileceğim mi öyle? Ha? Aşağıya. Çünkü orası ip, o çıkıntıya gelecek. Senin orada sıkıntı yok, boşlukta iner mi? Uzun süredir kuyuda olduğu anlaşılan başıboş sokak köpeği iple kuyudan çıkarıldı. Ha paşam, geldin mi? Hoş geldin paşa. Sağlık durumu iyi olan köpek özgürlüğüne kavuşup seraların arasında gözden kayboldu. Antalya'da kasasından düşürdüğü kulübeyi almak için geri geri giden kamyonet kazaya sebep oldu. Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Akdeniz Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin kasasında taşınan kulübe yola düştü. Kamyonet sürücüsü yolun sol şeridinde kulübeyi almak için geri geri gitmeye çalıştı. Ancak aynı şeritten gelen Esra Sümer'in kullandığı otomobil kamyonete çarptı. Korkunç kazada kamyonet yoldan refüje savruldu, otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Esra Sümer olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin geri gidişi ve otomobilin çarpma anı da iş yeri kamerasına yansıdı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Esra Sümer'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'de her yıl 3 haftalık periyotta sürdürülen kazılarda 9 milyon yıl önce yaşadığı sanılan hayvan fosillerine rastlandı. Çalışmalarda bulunan fosil sayısı 500'e ulaştı. Denizli'deki kazı çalışmaları sürüyor. Önceki yıllarda fil, timsah, zürafa, kedigiller ailesinden bir tür,
oklu kirpi ve kuş fosilleri bulunmuştu. Son yapılan kazılarda ise 9 milyon yıllık olduğu sanılan kılıç dişli kedi kafatası fosili bulundu. Tavas'taki kazı çalışmalarının bilimsel danışmanı doçent doktor Ahmet İhsan Aytek konuyla ilgili şunları söyledi. Bu yıl bizim en önemli gördüğümüz keşfimiz daha önceki yıllarda uzun kemiklerini bulduğumuz kedigillere ait hayvanlardan birinin kafatasını bulmamız. Neredeyse tamamı olan kafatası Anadolu'da hatta belki dünyadaki en iyi korunmuş örneklerden biri olduğunu düşünüyoruz şu anda. Detaylı çalışma yaptıktan sonra türü tespit edeceğiz ama ilkin gözlemlerimiz kılıç dişli kedilerin erken formlarından, ilk formlarından biri olduğu yönünde. Bu anlamda da belki de literatüre baktığımızda Anadolu'daki ilk örnek olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Muğla Büyükşehir Belediyesi, verimli topraklarıyla tarım kenti olan Muğla'da 1.471.122 metre sulama kanalı temizliği yaparak üreticilere destek oldu. Aydın'da yaşanan kuraklık görüntüleri içimizi acıtırken diğer illerde belediyeler üreticilere destek olmaya çalışıyor. Sulama işletmeciliğini Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapmaktayız. Suyu pompajla alıyoruz, sonra sulama kanallarına veriyoruz ve bu sulama kanallarında da çiftçilerin tarlalarının başındaki priz kapaklarıyla çiftçinin arazisine veriyoruz. Görüntüler Muğla'dan. Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 ilçenin 151 kırsal mahallesinde toplam 1.471.122 metre sulama kanalı temizliği yaptı. Birkaç yıldan bu tarafa kurak bir mevsim yaşamaktayız. İklim şartları, mevsim şartlarının üzerinde. O bize problem ve sıkıntı yaşanıyor. Ama her şeye rağmen sulamada, su sisteminde bu kıtlığa, bu sorunlara rağmen herhangi bir problem yaşamadık. Bunun yanı sıra 84.590 metre uzunluğunda sulama kanalının bakım onarımı tamamlandı. Öte yandan tarımsal amaçlı sulama kooperatiflerine iş makinesi ve malzeme desteğinde bulunuldu. Üreticiler ise destekten oldukça memnun. Dünyada şu anda su krizinin yaşanmış olduğu dönemde Büyükşehir'in bize vermiş olduğu bakım ve onarım sayesinde suyumuzu vatandaşlar bu konuda müzdarip olmamaktadır. Şimdi aşkın yaşı yoktur dedirten bir haber var sırada. Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evinde tanışan 79 yaşındaki damatla 64 yaşındaki gelin dünya evine girdi. Gelin Gülnur Ali Hafızoğlu'nun esprileri ve gözyaşı damat Ömer Yılmaz'ın eveti ikinci bahar nikahına damga vurdu. Aşık olduğunu söyledi. Dedim saçmalama, bu yaşta ne aşkı bilmem ne derken hiç vazgeçmedim. Aşkın yaşı yoktur derler. Öyle de oldu. Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi yaşlı evinde tanışan 64 yaşındaki Gülnur Ali Hafızoğlu'yla 79 yaşındaki Ömer Yılmaz alkışlarla dünya evine girdi. Nikaha gelin hanımın esprileri damga vurdu, şahitleri güldürdü. İçme, kan sulandırıcı kullanıyorsun. Bir araba çarpar, kanını durduramazlar. Daha yeter ya. Evlenmeden 79 yaşındaki damadın eveti gelini bile şaşırttı, nikah memurunu korkuttu. Sayın Gülnur Ali Hafızoğlu. Evet. Evet. İmzalar atıldı, ayağa basıldı. Eller tutularak tekrar evet denildi. Evet. Evet. İşte bu. İkinci baharını 64 yaşında yaşayan Gülnur Ali Hafızoğlu nasıl tanıştıklarını ve yaşadıklarını anlattı. Orada tavla oynuyorduk. Beni çok beğenmiş. Gülüşüme hayran kalmış. Ben ismim Gül, Nur. Zaten hep gülen birisiyim. Peşimden hiç ayrılmadı, hiç vazgeçmedi. Olmaz dediysem de olur, 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 olur derken bu kadar iki senelik sabırla beni ikna etti. Ömer Yılmaz'ın aşık olduğunu söylemesi gelini ağlattı. Günlerim her şeyi anlattı. Evet, iki yıldır aşığım ona. İkna ettim, kabul ettirdim ve şimdi çok mutluyum. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da çifti mesajla kutladı.
Bu haberimizde bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek mutlu kalın. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'le karşı karşıya geldi. İlk yarıda istenileni veremeyen ve bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Sarı Kanarya, ikinci yarıda gol arasa da deplasmandan 2-1 mağlup döndü. Hainaut stadındaki maçta Fenerbahçe'nin golünü 80. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Lille'in gollerini 12. dakikada Thiago Santos ve 90+1. dakikada Eden Zegrova kaydetti. Bu müsabakanın rövanşı 13 Ağustos Salı günü Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, rövanşta sonucun farklı olacağını ifade etti. Go to defend. I don't believe. I think it's against their nature. Şu anda devrede 2-1 mağlubuz. Maç bitmedi. Şu anda devredeyiz. Turun devresindeyiz ve devrede 2-1 mağlubuz. Ama ikinci yarıyı bizim statta oynayacağız. O yüzden hadi demek istiyorum. Maçın nasıl olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ama dürüstçe şunu düşünüyorum ki sonuç farklı olacak. Eskişehir'de düzenlenen turnuvada kemer maçına çıkarak Eskişehirli milli kickboksçu Doğan Kılıç'la mücadele eden Tunuslu Vadi Dridi'nin müsabaka esnasında kaval kemiği kırıldı. Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen Essa Fight Championships'te Eskişehirli milli kickboksçu Doğan Kılıç, Tunuslu Vadi Dridi ile kemer maçı için ringe çıktı. Müsabakanın ilk raundunda tarafların birbirini tarttığı esnada Tunuslu kickboksçu Vadi Dridi'nin attığı tekme sonucunda kaval kemiği kırıldı. Genç sporcu acı içinde yere yığıldı. Tunuslu sporcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Maçın ardından beline kemeri takan kickboksçu Kılıç, sakatlık yaşayan rakibini hastanede ziyaret etti. Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübü güreşçileri Fatma Yılmaz, Hava Konca ve Yağmur Karabacak, Ürdün'de düzenlenecek olan U17 Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere milli takıma seçildi. 24 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada genç sporcular Türkiye'yi ve Afyonkarahisar'ı temsil etmek için ter dökecek. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporculara her zaman destek olacaklarını ifade etti ve Taşoluk Belediye Spor Kulübü'nün 3 başarılı sporcusunun milli takıma seçilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Fatma Yılmaz, Hava Konca ve Yağmur Karabacak, Afyonkarahisar'ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Kendilerine başarılar diliyor, Ürdün'de yapılacak olan U17 Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmelerini temenni ediyorum dedi. Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası devam ediyor. Çameli'nin 2150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda cumartesi günü 30 ülkeden 115 sporcu katılımıyla başlayan yarışmanın 3. gününde paraşütçüler sabah erken saatlerde alana gelerek hazırlıklarını tamamladı ve uçuşlarına başladı.
Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan yarışmacılar belirledikleri süre havada kaldıktan sonra iniş yapacak. Organizasyon 10 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.